Merhabalar arkadaşlar. EİS'yenlerden 11. sınıf matematik soru bankasının çözümlerine devam ediyorum. 82. testteyiz. Yine ikinci dereceden eşitsizliklerle ilgili sorular çözeceğiz. Birinci soruyla başlayalım. Eksi x kare eksi 2x eksi 3 büyüktür 0 eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle ben bu eşitsizliği eksiyle çarpıyorum. Çünkü çok fazla eksi var. X kare artı 2x artı 3 oluyor ve eksiyle çarptığım için eşitsizlik yön değiştiriyor. Bunun köklerini bulmak için eşittir'e çeviriyorum, yani denkleme dönüştürüyorum. Ve ilk olarak çarpanlarını ayırmayı düşünüyorum ama 3'ü nasıl ayırırsam ayırayım toplamları 2'yi vermiyor. Diskriminanta başvuruyorum. B kare eksi 4ac yaptığımda 2'nin karesi 4. Eksi 4 çarpı a1c'de 3. Ne geliyor? 4, 4 eksi 12'den eksi 8, yani negatif geliyor. Ne demek? Reel kök yok demek. O halde işaret tablosunu çizdiğimiz zaman soruyu ben buna göre çözüyorum artık, bu eşitsizliğe göre. Baş katsayımız pozitif olduğu için artıyla başlıyorum ve işaret değiştirecek herhangi bir köküm olmadığı için eksi sonsuz artı sonsuz aralığında, yani tüm reel sayılarda, tüm reel sayılar için bu ifade pozitif oluyor. Ama biz negatif olmasını istiyoruz. Negatif yapan hiçbir x değeri olmadığı için çözüm kümesi boş küme oluyor arkadaşlar. İkinci sorudayız. Aşağıda y eşittir fx fonksiyonunun grafiği çizilmiştir. Buna göre fx büyük eşittir 0 eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Fx dediğimiz şey y değil mi arkadaşlar? Y'nin sıfırdan büyük olmasını istiyoruz. Yani pozitif veya sıfır olmasını istiyoruz. Y değerleri koordinat düzleminin birinci ve ikinci bölgesinde pozitiftir. Yani x ekseninin üstünde pozitiftir. Şimdi grafiğe baktığımız zaman zaten grafiğin tamamı x ekseninin üstünde. Yani tüm x değerlerinin görüntüleri bu fonksiyonda hep pozitif arkadaşlar. Dolayısıyla bu eşitsizliği sağlayan elemanların oluşturduğu küme tüm reel sayılardır. Yani cevabımız Edirne olur. Üçüncü sorudayız. Bir firma deposuna bir ürünü belli bir miktarda koymuştur ve deposundaki ürün miktarını fx 30 gün boyunca zamana x gün bağlı olarak fx eşittir 4x kare eksi 240x artı 3615 bağıntısıyla hesaplamıştır. Buna göre firmanın deposundaki ürün miktarı bu 30 günün kaçında? 415 adedin altında kalmıştır. Şimdi ürün miktarını veren bağıntı bu. Bunun 415'ten küçük olmasını istiyoruz. Çözeceğimiz eşitsizlik bu arkadaşlar. 415'i sol tarafa atıyoruz. 4x kare eksi 240x. 3615'ten 415 çıkarsak 3200 kalır. Küçüktür 0'ı çözeceğim. Öncelikle eşittir 0 yapıyorum ve kökleri araştırıyorum. Burada arkadaşlar tüm katsayılar 4'ün katı. Tüm katsayıları 4'e bölersek daha basit bir hale dönüşür. 4'e böldüm. X kare 4'e böldüm. Eksi 60. 4'e böldüm. 800. Eşittir 0. Şimdi 800'ü öyle çarpanlarına ayıralım ki toplamları eksi 60 olsun. Eksi 40'a eksi 20 şeklinde ayırdığımızda bakın çarpımları artı 800 yapar. Toplamları eksi 60 yapar. O halde köklerimiz 40'a 20'dir. İşaret tablosunu çizdiğimizde arkadaşlar bunlar dahil değil bu arada. İçleri boş olacak. Eşitlik yok çünkü. Baş katsayımız pozitif artıyla başlıyoruz. Her kök geçtiğinde işaret değiştiriyoruz ve küçüktür sıfırı çözdüğümüz için eksili bölgeleri tarıyoruz. Yani x değerleri 20 ile 40 aralığında olduğunda, yani çözüm kümemiz şu oluyor. 20-40 aralığı olduğunda bu ifade 415'ten küçük oluyormuş. Yalnız burada şöyle bir şey var. Burası arkadaşlar 30 gün boyunca tanımlanmış. Yani 30'un üstüne çıkmayacağız. Yani 20'den büyük, tamam, 21'den başlayacağız. 21, 22, en son 30'da bırakacağız. 30'dan sonrası tanımlı değil çünkü. 21'den 30'a kadar kaç tane değer var arkadaşlar? Kaç gün sayısı var? 10. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan. 4'teyiz. N artı 1 çarpı x kare eksi 6x artı 2 büyüktür 0. Eşitsizliği daima sağlandığına göre n'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Bir kere biz buranın ne olmasını istiyoruz? Pozitif olmasını istiyoruz. O halde baş katsayımız bir kere pozitif olmalı. Yani n artı 1 sıfırdan büyük olmalı. Dolayısıyla n eksi 1'den büyük olmalı. Bunu gözden kaçırabiliyoruz. O yüzden en baştan yazdık.
Sonra ne olmalı? Ben bu eşitsizliği kökleri bulmak için eşittir'e dönüştürüyorum. Bunun reel kökü olmamalı. Neden olmamalı? Önceki testte çözdük zaten. Yine açıklayalım. Baş katsayımız pozitif ve reel kök olmayacak ki tüm reel sayılar da pozitif olsun. Yani diskriminant ne olmalı? Sıfırdan küçük olmalı arkadaşlar. Reel kök olmaması için. B kare eksi 4 ac yapıyorum. Eksi 6'nın karesi 36. Eksi 4 çarpı a n artı 1 c d 2. Bu sıfırdan küçük olmalı. 4 çarpı 2 8 eksi 8'i dağıtıyorum. Eksi 8 n'ye eksi 8. Küçüktür 0 eksi 8 n'yi sağ tarafa atıyorum. 8 n 36'dan 8'i çıkardım. 28. Her tarafı 8'e böldüm. N büyüktür. 28 bölü 8. 4'e bölersem 7 bölü 2'den büyük olacak n. Şimdi burada n eksi 1'den büyük. Burada da 7 bölü 2'den büyük. İkisi de alt sınır. İkisini birden sağlamasını istediğimiz için alt sınırların büyüğünü alıyoruz. Yani 7 bölü 2 alıyoruz. 7 bölü 2'den büyük. 7 bölü 2 zaten 3,5 yapıyor arkadaşlar. Bundan büyük tam sayıları düşündüğümüzde içlerinde en küçüğü nedir? 4'tür. Cevabımız Edirne. 5'teyiz. 2x kare artı ax artı b büyük eşittir 0 eşitsizliğinin çözüm kümesi reel sayılar fark eksi 1 3 bölü 2 aralığı olduğuna göre a artı b toplamı kaçtır? Şimdi bir işaret tablosu düşünün. Eksi 1'de ve 3 bölü 2'de işaret değişmiş ki bu aralık gelmiş ve bu tabi reel sayılar fark dediği için arkadaşlar eksi 1 reel sayılardan çıkarılmıyor dikkat edin. Burada çıkaran aralıkla yok. Demek ki çözüm kümesinde var. 3 bölü 2'de yine var. Ve hani pozitif olduğu aralığı arıyoruz. Artıyla başlıyoruz zaten. Başka sayımız artı olduğu için. Artı, eksi, artı olur. Artılı yerleri taradığımız zaman eksi sonsuz. Eksi 1 aralığı ve 3 bölü 2 sonsuz aralığı sağlar. Sağlamayan ise bu aralıktır. Şimdi burada eksi 1'in ve 3 bölü 2'nin bu aralığın uç noktalarını, sınırlarını oluşturması aslında bu eşitsizliği çözerken biz ne yapıyoruz? Kök bulmak için eşittir'e dönüştürüyoruz. İşte bu denklemin köklerinin x1 eşittir eksi 1 ve x2 eşittir 3 bölü 2 olduğunu söylüyor. Köklerinin eksi 1 ve 3 bölü 2 olduğunu söylüyor. Şimdi ben burada uzatmadan, denklemi yazmadan şöyle yapabilirim. Kökler toplamı ve kökler çarpımı formülünü kullanabilirim. Kökler toplamı neydi? Eksi b bölü a idi ama eksi b dediğimiz şey x'in katsayısının eksilisi. Burada x'in katsayısı a. Bunun eksilisini alıyoruz. X karenin katsayısına bölüyoruz. Bu ikisini topladığımızda ne yapar arkadaşlar? Eksi 1 ile 3 bölü 2'yi topladığımızda payda eşitlersek 2 çarpı eksi 1'den eksi 2 artı 1'den artı 3'ten 1. 1 bölü 2 yapar. Eksi a bölü 2. 1 bölü 2'ye eşitse eksi a 1'dir. A eşittir eksi 1'dir. A'yı bulduk. Kökler çarpımı yaparak da B'yi bulalım. Kökler çarpımı x1 çarpı x2 neydi? C bölü a'ydı. Yani sabit sayıyı x karenin katsayısına bölüyorduk. B bölü 2. Kökler çarpımımız ne? Eksi 1 ile 3 bölü 2 çarpımız da eksi 3 bölü 2'dir. Paydaları yok ettiğimiz zaman B'de ne olur? Eksi 3 olur. A ile B'nin toplamı isteniyor. Eksi 1, eksi 3 daha ne olur? Eksi 4 olur. Cevap A'dan olur. 6. sorudayız. Y eşittir a eksi 1 x kare eksi 2 kök 2 x artı a ifadesinde y daima negatif olduğuna göre a'nın alabileceği değerler kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Daima negatif diyor. Yani sıfırdan küçük daima. O halde baş katsayımız bir kere negatif olmalı. Yani a eksi 1 sıfırdan küçük olmalı. Dolayısıyla a birden küçük olmalı. Bunu not ettik. Sonra kökleri bulmak için eşitsizliği eşittir'e dönüştürdüğümüzde bu denklemin reel kökünün olmaması lazım. Diskriminantının negatif olması lazım arkadaşlar. Tabloyu çizdiğimizde neden geldiğini daha önceki sorularda anlattım. Şimdi diskriminantı yazalım. B kare eksi 2 kök 2'nin karesi 8'dir. Eksi 4 çarpı a yani baş katsayımız a eksi 1. Sabit sayımız daha. Bu ne olacak? Sıfırdan küçük olacak. Eksi 4 a'yı dağıtırsam eksi 4 a kare artı 4 a yapar. Düzenlersem derece derece eksi 4 a kare artı 4 a artı 8 yapar. Arkadaşlar tekrar ikinci dereceden bir eşitsizlik ortaya çıktı. Bunu çözmemiz için yine denkleme dönüştürüyoruz. Eksi 4 a kare artı 4 a artı 8 eşittir 0 diyorum. Tüm katsayılar 4'ün katı 4'e bölüyorum. Hatta eksi 4'e böleyim. A kare eksi a eksi 2 eşittir 0.
ayırırsam eksi 2'ye 1 şeklinde ayırdığımda toplamlar ortaya veriyor. O halde kökler 2'ye eksi 1'dir. Tablo çizdiğimiz zaman artı eksi artı diyorum. Artı dedik ama burada eksiyle çarptığımız zaman şöyle şurayı gözden kaçırmayalım arkadaşlar. Eşittir'e dönüştürmeden önce burada ne var? Eksi 4a kare artı 4a artı 8 küçüktür 0 var. Soruyu buna göre çözelim. Eksiyle başlıyoruz. Her kök geçişinde işaret değiştiriyoruz ve küçüktür 0 dediği için eksili bölgeleri tarıyoruz. Yani çözüm kümesi eksi sonsuz eksi 1 aralığı ve 2 sonsuz aralığı arkadaşlar. Şimdi buradan gelen çözümle bakın eksi sonsuz eksi 1 aralığı. Eksi 1'i daha düzgün yazalım. İle 2 sonsuz aralığını ne yapmalıyız? A birden küçük olunca ne oluyor? 1 eksi sonsuz aralığı oluyor. Bu ikisini kesiştirmemiz lazım. İkisini birden sağlayanları nasıl bulacağız? Bir kere şu tarafın alakası yok. 2'den büyük sayılar alttaki eşitsizliği sağlamaz. O halde bu ikisine bakacağız. Bu ikisine baktığımızda eksi sonsuzlar zaten alt sınır arkadaşlar. Üst sınırların küçüğünü alacağız. Hangisi daha küçük? Eksi bir daha küçük. O halde cevabımız eksi sonsuz eksi bir aralığı olacak. Yani cevap Adana olacak. Bunları sayı doğrusu çizerek de çözebilirsiniz. Bu şekilde yapmakta zorlanıyorsanız. 7'deyiz. Fx eşittir. X kare artı 2x artı m eksi bir fonksiyonu daima 3'ten büyük değerler aldığına göre m'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Daima 3'ten büyük diyor. O zaman büyüktür 3 diyorum. 3'ü diğer tarafa atıyorum. X kare artı 2x artı m eksi 4 büyüktür 0 gibi bir şey oluyor. Yani bu ifade komple yani her x için 0'dan büyük. Her zaman pozitif. Başka sayımız zaten pozitif. O halde diskriminant ne olmalı? 0'dan küçük olmalı. B kare eksi 4 ac yapıyorum. 2'nin karesi 4. Eksi 4 çarpı a1 c'de m eksi 4. Ne olmalı? 0'dan küçük olmalı. 4'ü dağıttım. Eksi 4m artı 16. Eksi 4m'yi diğer tarafa attım. 4m büyük 20. Her tarafı 4'e böldüğümde m büyüktü 5'tir. M 5'ten büyükse o zaman alabileceği en küçük tam sayı değeri 6'tır. Cevap Ceyhan. 8'deyiz. Fx eşittir ax kare eksi 8x artı 2 fonksiyonu daima 4'ten küçük değerler aldığına göre a'nın alabileceği değerler kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Attık sol tarafa arkadaşlar. Ax kare eksi 8x eksi 2 küçüktür 0 eşitsizliğine dönüştü. Bu eşitsizlik daima sağlandığına göre küçüktür 0 çözüyoruz. Bakın burası hep negatif demek. O halde başka sayımız a 0'dan küçük olmalı. Bu 1. Bir de bu ifadeyi denkleme dönüştürdüğümüzde diskriminant 0'dan küçük olmalı. B kare eksi 4 ac yapıyorum. Eksi 8'in karesi 64. Eksi 4 çarpı a çarpı eksi 2 0'dan küçük olmalı. Eksi 4 çarpı eksi 2'den 8a yapar. 64'ü diğer tarafa attığım zaman eksi 64 yapar. Her tarafı 8'e böldüğümde a küçüktür. Eksi 8 yapar. A 8 eksi 8'den küçük olacak diyor. Burada da a 0'dan küçük olacak diyor. İkisi üst sınır. Üst sınırların küçüğünü alacaktık. Eksi 8 daha küçük. O halde ne olacak? Üst sınırımız eksi 8. Alt sınır zaten yok. Dolayısıyla eksi sonsuza kadar tüm sayıları alır. Dolayısıyla cevabımız arkadaşlar Ceyhan olur. 9'dayız. A 0'dan farklı olmak üzere a kare artı 3 çarpı x kare eksi 6x artı 3 büyüktür 0 eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bir kere a yani burada a'nın karesi a ne olursa olsun pozitif olur. Ve 3 eklediğim zaman yani bu ifade her türlü pozitif. Dolayısıyla ben bir tablo düşündüğüm zaman işaret tablosu artıyla başlarım. Bu 1. Eğer bu denklemin diskriminantına dair bir karar verebilirsek mesela şimdi önceki sorularda da çözdüğümüz gibi eğer diskriminant sıfırdan küçük çıkarsa veya kök olmazsa her yerde artı olur ve çözüm kümesi reel sayılır. Bakalım. Diskriminant yapalım. B kare eksi 6'nın karesinden 36 eksi 4 çarpı a'mız a kare artı 3 c'miz de 3. Şimdi buradan eksi 4 çarpı 3'ten eksi 12 yapar. Eksi 12'yi dağıttığı zaman eksi 12 a kareye eksi 36 olur. Bunlar sadeleşir ve eksi 12 a kare gelir. Arkadaşlar a kare her türlü pozitif.
Eksi 12 ile çarptığın zaman her türlü negatif olur. Yani diskriminant sıfırdan küçük. O halde işaret tablosu hep artılarla dolu. Yani bu ifade tüm x değerleri için, tüm x reel sayılar için pozitif oluyor. O yüzden çözüm kümesi reel sayılar oluyor. 10'dayız. A eşit değildir b olmak üzere. A eksi b x kare eksi 2 a x artı a büyüktür 0. Eşitsizliği daima sağlandığına göre aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur? Bir kere yine sıfırdan büyük çözüyoruz. İşaret tablosunda artıyla başlamalıyız ve hep artı olmalı. Daima sağlandığı dediğine göre hep artı olmalı. O halde başkatsayımız bir kere yani a eksi b bir kere sıfırdan büyük olacak. Yani a b'den büyük olacak. Bu bir. Sonra diskriminantımız sıfırdan küçük olmalı. B kare eksi 4 ac yapacağız. Eksi 2 a'nın karesi 4 a kare. Eksi 4 çarpı a'mız a eksi b. C'miz de a. Bu sıfırdan küçük olacak. Eksi 4 a'yı dağıtıyorum. Eksi 4 a çarpı a'dan eksi 4 a kare. Eksi 4 a çarpı eksi b'den artı 4 a b. Küçüktür 0. 4 a kareden gider. 4 a b sıfırdan küçükse her tarafı 4'e böldüğümde a b küçüktür 0 olur. Böyle bir eşitsizlik var. Seçeneklere baktığımız zaman şu birinci bulduğumuza dair bir şey yok ama ikinci bulduğumuza dair seçeneğimiz E arkadaşlar. Geldik 11'e. 2m eksi 1 x kare artı 4m eksi 2 çarpı x küçüktür 2 eşitsizliği her x gerçek sayısı için sağlandığına göre m'nin alabileceği tam sayı değeri kaçtır? Demek ki tek bir değer geliyor. 2'yi sol tarafa alalım. 2m eksi 1. 2m eksi 1 x kare artı 4m eksi 2 x eksi 2 küçüktür 0. Daima sağlandığına göre arkadaşlar küçüktür 0 çözüyoruz. Bakın negatif olmasını istiyoruz. O halde işaret tablosunda hep eksilerle olmalı. Hep eksi de olmalı. O halde başkatsayımız bir kere negatif olmalı. Yani 2m eksi 1 sıfırdan küçük. 2m 1'den küçük. M 1 bölü 2'den küçük. 1 bölü 2'den küçük ne var? 1 yok. 2 yok. Şu seçenekler var. Sonra ne olmalı? Diskriminant sıfırdan küçük olmalı. Diskriminant b kare eksi 4 ac yapacağız. Yani 4m eksi 2'nin karesi. Şunu düzgün yazalım. Eksi 4 çarpı a'mız 2m eksi 1. C'miz de eksi 2. Eksi 1'lerle başım dertte. Çarpı eksi 2. Ne olacak? Sıfırdan küçük olacak. 4m eksi 2'nin karesini açıyorum. 4m'nin karesinden 16m kare. Çarpımları 8m 2 katı eksi 16m. Eksi 2'nin karesinden 4. Eksi 4 çarpı eksi 2'den aslında artı 8 yapar. Artı 8'i dağıtıyorum. Artı 8 çarpı 2m'den 16m. Eksi 8 artı 8 eksi 1 çarparsak küçüktür 0. Burada 16m'ler birbirini götürür. 16m kare 4 eksi 8'den eksi 4 diğer tarafa atarsam artı 4 olur. Her tarafı 16'ya bölersem 4 bölü 16'dan küçük. Yani sadeleştirdiğimde 1 bölü 4'ten küçük. M'nin karesi şurada arkadaşlar m küçüktür. 1 bölü 2 olacak. Düzeltelim. M'nin karesi 1 bölü 4'ten küçükse m 1 bölü 2 ile eksi 1 bölü 2 arasında olmak zorunda. Eksi 1 bölü 2'nin daha küçük olursa karesi 1 bölü 4'ten büyük olur arkadaşlar. Bu aralıktaki tam sayımız ne? Sadece 0 var. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan.